Elif hoş geldin. Hoş bulduk Cem. Dur şu yorumları kapatayım ki senin yüzünü daha iyi görebileyim. İşte oldu. Nasıl biraz badireli oldu ama öyle oldu. Öyle çok normal. Çok dışarı normal. Dünya böyle. Evet. Ne yapalım demeyelim. Bu da tabii bize büyük bir imkan veriyor. Ben şu anda Doğan Kitap tesislerinden sesleniyorum dinleyicilerimize diyeyim. Daha iyi bir yayın yapabilmek için valla çıktım buraya geldim. Buranın interneti daha kuvvetli. Süper. Sen de evindesin tahmin ediyorum. Hı-hı. Arkamda kitaplar. İşte bu da bize böyle kendi aramızda bir anda bir bağlantı kurma imkanı veriyor. Aynen. Güzel yani aslında fena değil. Aynen coğrafi uzaklığa rağmen değil mi? Evet. O yanı önemli tabii ki. Yok onu kesinlikle ben de çok önemsiyorum. Bir yandan da çok düşünüyorum tabii bunları çünkü normalde edebiyat festivalleri, kültür festivalleri oluyordu bu dönemde. Hı hı. Çok da özlüyorum ben okurlarla buluşmaları. Dijital tabii aynı tadı vermiyor. Yani yüz yüze konuşabilmek, dinleyebilmek. Çünkü bence imza günlerinin en güzel yanı da o aslında. O sohbet okurla. Onun, evet. Onun yerini almıyor tabii dijital dünya ama hiçbir şey olmasındansa. Ya evet. Güzel, evet. Tabii. Pek çok edebiyat festivali bu dijital ortama taşındı değil mi? Sen çok iyi tabii. Biliyorsun bunu. Ben de şuradan takip ediyorum. Bizim Yayıncılar Birliği sağ olsun dünyada ne diyor? Korona döneminde yayıncılık diye böyle çok güzel haftada bir bültenler gönderiyor. Orada ilk zamanlar bakıyorum sürekli şu festival iptal edildi, bu fuar iptal edildi bilmem ne. Ama bazı festivaller için linkler vermeye başladılar. Sonra hı-hı. Baktım ki hakikaten festivaller şeye dönüşmüş, bir tür webinara dönüşmüş ya da işte böyle hı-hı. Sosyal medya etkinliğine dönüşmüş. Hatta bizde bunu işte İTEF yani Kalem Ajans vardır bizde de Edebiyat hı-hı. Festivali düzenleyen. O da en son benzer bir sanat festival yaptı geçen haftalarda. Yani hı-hı. O da oluyor sanki ama insanlarla birebir bağlantıya temas etmeden yapmış oluyorsunuz. Tabii. Evet, onu çok özledim doğrusu. Aynen. Peki, yani salgın döneminde nasıl geçti zamanlar? Şimdi İngiltere'de de ciddi bir şey oldu, karantina dönemi oldu değil mi evde geçirdiğiniz? Senin için nasıl geçti o günler ve nasıl geçiyor? Daha da tam her şey olmuş bitmiş değil. Ya geçenlerde bilmiyorum gördün mü Twitter'da bir mesaj vardı. Yayın evlerinden bir tanesi yazmış. İyi niyetle tabii. Korona döneminde yazarlar her zamankinden daha da üretken. Nasıl olsa yazar dediğin evde kapanıp çalışmaya alışkın bir mahluk olduğu için hı-hı. Çok da fazla etkilenmez bu dönemden diye. Onu o habere gönderilen yorumlar, yazarlardan gelen yorumlar çok ilginçti. Yani hangi yazarlardan bahsediyorsunuz diye. Çünkü aslında bence herkes çok zorlanıyor. İşin doğrusu bu. Evet. Hepimizi çok etkiliyor. Tabii bir işin bir pratik yanı var. Ev hayatımız değişti, gündelik hayatımız değişti, o hayatın ritmi değişti. Ama bence bir de psikolojik yanı var işin. Belki ondan konuşması daha zor. Zihinsel olarak çok etkilediğini düşünüyorum. Daha endişeli bir döneme girdik. Çok belli değil yarın ne olacağım. Birçok insan işini kaybediyor, ekonomik zorluklar, tabii ki sağlık en başta. Yani bir sürü sorunun ağırlığını üzerimizde hissettiğimiz bir döneme girdik. Ve ilginç bir şekilde istatistikler de gösteriyor ki gençler özellikle çok yaşıyorlar bu stresi. Yani ben mesela bunu çok önemli buluyorum. Yani bizim gençliğimizde her şeye rağmen şöyle bir belki inanışımız vardı. Hani yarın daha iyi olacak dünden. Evet. Güneşli hayat, güzel günlere olan bir inanış vardı yani. Vardı evet. Değil mi? Hayat ilerlemeye dayalı. Öyle bir algımız vardı ve böyle bir algı olunca da insan birçok zorluğa göz gerebiliyor. Ama o algı kayboluyor şu anda. Yani yarının dünden daha iyi olacağına dair bir algı yok. Peki ne oldu da böyle bir umutsuzluğa bir... Yani bunun adı umutsuzluktur aslında. Yarının bugünden daha güzel olacağına inanmanın adı umuttur. Yani insanın doğru. Umut fakirin ekmeği derler. İnsanın en büyük gücü derler. Ne oldu da biz bunu kaybettik? Bence pek çok sebebi var. Ve işin ilginç yanı Doğu Batı dünya çapında biz bunu gözlemleyebiliyoruz.
Tabii ki en başta çevre, yani üzerinde yaşadığımız gezegeni kaybetme aşamasındayız ve vicdanı olan, aklı, yüreği açık olan herkes bunun farkında. Yani yaşadığımız gezegen evet. için atmamız gereken çok önemli adımlar var ama bunları attığımız falan yok. O büyük bir şey, zihnimizin üzerinde bir ağırlık. Ama tabii bir de bunun üzerine pandemi eklenince, virüs eklenince belki şunu da daha iyi anlıyoruz. Hayat çok kırılgan. Demokrasinin evet. kırılgan olduğunu zaten anlamıştık. Ama şimdi belki insanlar hayatın da ne kadar kırılgan olduğunu daha iyi idrak ediyorlar. E bütün bunlar tabii beraberinde bir karamsarlık, umutsuzluk getiriyor. Evet, özellikle de en umutlu olması gereken gençler. Mesela aynen. çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani yaşadığımız gezegeni kaybediyoruz. Yani aynen. pandemi şimdi şunu da gösterdi bize. Türümüzün yani türümüzün belki de sonu bile yaklaşıyor olabilir. Yani böyle bir şey insanda duygusu yaratıyor. Ama bir yandan da tabii çok enteresan. Şimdi mesela bu salgınla yani şey küresel iklim krizi karşısında bilgane kalan toplumların ya da liderlerin yöneticilerin salgın karşısında da hani aldırmaz tavırlarını sürdürdüğünü görüyoruz yani. Demek tabii. yani hep aynı mantık, aynı duyarsızlık devam ediyor. Ama tabii. şunu söyleyecektim ben yine burada arada mesajlar geçiyor, dikkatim dağılıyor. Kısa. Evet ben onları göremiyorum. Sen görebiliyorsun. Yok yok. Bu yayınımıza dair değil. WhatsApp mesajları var bizim. Aa, tamam süper. Yayın evinin WhatsApp grubu var. Onlar mesajlaşıyorlar şu anda bizim yayın hakkında. Onları görüyorum ben arada oradan. Şeyi söyleyecektim. Yani gençler de en çok iklim değişikliğiyle ilgili, iklim kriziyle en çok ilgili olanlar da genç insanlar aslında. Tabii. Yani çünkü onların geleceğini ellerinden alan bir şey bu. Zaten bence birçok genç insanın yaşadığı duygu da o. Kendi gelecekleri hakkında kararları kendileri veremiyorlar. Yaşlı Evet. kuşak, daha muhafazakar kuşak, daha bence dünyaya at gözlükleriyle bakan insanlar kararları veriyor. Gençlerin geleceği hakkında. Bu, Aynen burada öyle. mesela biz İngiltere'de de bunu gördük Brexit'le. Bunun da getirdiği bir şey var. Çünkü genç insan diyor ki iyi ama bu benim geleceğim ya. Atıp durduğunuz, hakkında konuştuğunuz. Ya o anlamda çok bence önemli bir yol ayrımına geldi dünya. Ne yöne gideceğiz? Daha fazla böyle milliyetçilik, işte kabilecilik, kendi içine çekilme, sınırlar içine çekilme mi göreceğiz? Yoksa daha tam anlamıyla uluslararası bir diyalog, dayanışma, hani insancıl bir yanıt verebilecek miyiz bütün bu problemlere? İkinci yol pek şey görünmüyor şu anda. Öyle bir ışık yok değil mi? Güçlü görünmüyor ama tam da bu yüzden bence kitaplara çok ihtiyacımız var, edebiyata çok ihtiyacımız var, kültür sanata ihtiyacımız var. Yani bunlar lüks değil. Bazen Hı-hı. insanlarda şöyle bir algı oluyor. Hani özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde anlıyorum ama bazen zannediyor ki insanlar ya kültür, tiyatro o kadar önemli bir şey değil sanki. Sinema veya edebiyat hani bunları erteleyebiliriz. Tam tersine, esas hayatın zorlaştığı dönemde sanata daha da çok ihtiyacımız var. Edebiyata daha da çok ihtiyacımız var. Ya içinde yaşadığımız, soluduğumuz hava kadar ekmeğe nasıl muhtaçsak bence sanata ve edebiyata da o kadar muhtacız. Doğru. Peki şimdi sohbet de laf lafı açıyor. Bak milliyetçilik dediğin mesela bu çok güzel bir konu. Sen daha yakınlarda bununla ilgili bir toplantıya katıldın Brüksel'de. Evet. Bunu da konuşalım istiyorum. Ama en baştaki soruma da dönmek istiyorum. Yani mesela biz şeyi de merak ediyoruz. Hani Elif Şafak ne yapıyor? Biz işte son romanını şurada hemen göstereyim. Biz bunu okuduğumuzdan bu yana işte 2 sene falan oldu. Ne yapıyor, ne yiyor, içiyor, işte bu zamanını nasıl geçiriyor gibi böyle sana dair şeyler de merak ediyoruz. Onun için sormuştum pandemi günleri nasıl geçti diye. Bu arada tam şimdi şey paylaşmak istiyorum. Ben de bugün ilk defa gördüm. Bu da Mahrem'in Almancasının kapağı. Çok güzel bir. Çok Bu değişik da bir bugün. kapak bak. Çok değişik bir bir daha kapak. bakabilirsin. Güzelmiş. Evet. Hayırlı şey ne diyelim? Hayırlı olsun. Hayırlı Almanlar olsun sınırlı. Deniz. Evet. Ben şeyin Almancasının kapağını alırsam şimdi kitaplara bakıyorum bir yandan. Seviyorum böyle farklı kapak çalışmalarını görmek. Çünkü toplumdan topluma, kültürden kültüre çok değişiyor. Renkler değişiyor, estetik algısı değişiyor. Ben de her zaman saygıyla öğreniyorum farklı yayıncılardan. Evet. O hoşuma giden bir süreç.
Pandemi döneminde işte ne kadar üretken olabiliyor yazarlar gerçekten bilmiyorum. Ama yakında burada İngiltere'de bir minik kitapçık çıkacak. Bu şey değil, roman değil. Tam da bu yaşadığımız döneme dair benim fikirlerimi açabildiğim, böyle kutuplaşmaların olduğu bir dünyada ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz ele alan. Ama bütün konuları da tartışan, işte gerek milliyetçilik olsun, verdiğimiz tepkiler olsun. Yani politik ama aynı zamanda kişisel ama aynı zamanda edebi böyle bir deneme, Evet. Adı uzun bir neydi? deneme. Yani Türkçesi herhalde demin söylediğin gibi kutuplaşma çağında aklımızı nasıl koruyabiliriz? Bir ismi var. Evet, henüz tabii Türkçe ismine karar vermedik. Belki İngilizcesini söyler misin? İngilizce ismini. İngilizcesi How to Remain Sane in the Age of Division. Kulağa Yeni, şahane geliyor. Güzel bir evet, fikir. bu hafta sonu Öneri Şafak. çıkacak böyle sıcak sıcak şeyden, yayın evinden. O yüzden henüz paylaşamıyorum kapağını ama umarım bir sonraki canlı yayında onu da paylaşırız. Son birkaç ayını senin bu aldı demek ki. Bu yeni kitapla uğraştın herhalde. Öyle Yeni mi? kitapla uğraştım. Bir de ben ya bir roman bittiği zaman hemen böyle hızla yeni romana başlamıyorum. Hep böyle oldu. Benim bir sarkacım var. Çünkü roman yazdığım zaman hayatımın tam merkezi haline geliyor. İnan. Bir anlamda her şeyi onun etrafında diziyorum. Çok yoğun bir süreç o. Çok da yıpratıcı bir süreç. Yani fiziksel olarak da insanı yıpratan bir süreç bence. Romancılık çok akıl kârı bir iş değil açıkçası. Bence Canım, biz... bütün sanatlar için öyle söyleyebiliriz yani. Biraz deli işi bunlar zaten. Ya deli işi. Yani. Bence biraz arızalı insanlarız yani. Evet, Ben öyle biraz öyle. düşünüyorum. Özellikle romancılar, bizim egolarımız da çok şişkin. Ona da çok dikkat etmemiz Doğru. gerekiyor. Çünkü günler, haftalar, aylar boyu Doğru. bir romanına kapanıp karakterler yaratıyoruz. Karakterleri işte belki öldürüyoruz. Dolayısıyla insan kendini kağıt üzerinde tanrı gibi hissediyor. O da egoyu çok şişiren bir şey. Yani bunları çok düşünüyorum. Ama paylaşmamın sebebi roman bittiğinde ben hemen hızlı yeni bir romana başlamıyorum. Arada sarkaç bu tarafa geliyor. Ve o zaman okumayı çok seviyorum. Başka insanları dinlemeyi, yani çıkıp biraz hayatın öğrencisi olmak, yeni şeyler öğrenmek. Bu bilim olabilir, felsefe olabilir. Ama bence yazarların iki şeyi sürekli canlı tutması lazım. Bir, bizim iyi okur olmamız gerekiyor. Yani sürekli okumalıyız. Ama okumak derken illa da roman demiyorum. Her şey. Merak duygumuzu yitirmememiz lazım. İkincisi bence dinlememiz gerekiyor insanları. Katılalım katılmayalım görüşünü. Ama açık bir yüreklilikle, empatiyle insanları dinlemeyi ben seviyorum. Empati bir yazarın sahip olması gereken en önemli şeylerden birisi galiba, değil mi Elif? Bu bence şu anda çok önemli bir tüyo veriyorsun. Hani böyle bir soru vardır ya, genç yazarlara ne önerirsiniz falan gibi. En önemli kritik şeylerden bir tanesi bu. Evet ve empati o kadar önemli ki biraz da şey gibi hani kas gibi ne kadar kullanırsak Çok iyi. o kadar güçleniyor. Empati kasımız güçleniyor. Onun için hani sürekli canlı tutmak lazım bunu. Neyi kastediyorum empatiden? Kendini bir başka insanın yerine Evet. koyabilme yetisi. Bu o kadar önemli ki. Çünkü hepimiz belli bir ailenin, belli bir ne bileyim yapının içine doğuyoruz. Sanat ve edebiyat bize birazcık onun dışına çıkmayı öğretiyor. Biraz çık bakalım kendi benliğinden, duvarlarından. Eğer dünyanın başka bir yerinde doğsaydın ya da aynı şehrin bir başka mahallesinde doğsaydın nasıl hissederdin? Ya da başka bir dönemde yaşasaydın nasıl hissederdin? Bu bence sadece zihin için değil, aynı zamanda vicdanlarımız için, ruhlarımız için de çok iyi bir egzersiz. Bunu yitiren insanların yüreği katılaşıyor. Merhametsizleşiyor. Yani empatinin olmadığı bir dünya bence çok daha karanlık bir dünya olabilir. O olur ve edebiyatın özü de zaten empatiyi canlı tutabilmek. Muhakkak ki öyle. Yani bu şeyde çok, o kadar haklısın ki. Ya başka insanlar, şimdi yani edebiyat, sanat bize başka hayatları, başka coğrafyaları, başka mekanları gösteriyor. Ama daha en önemlisi belki de başka insanları, başka ruh hallerini, yani farklı ruh hallerini, farklı durumlar karşısında insanların nasıl davranabildiğini anlatıyor. Bazen böyle kendimizden bir şeyler bulduğumuzda hoşumuza gider. Hani tanıdık bir an, tanıdık bir duygu bizi bir kitaba bağlar. Ama aslında bizim için belki de en öğretici olan o kitap değil, o tanıdık olmayan anlar ve ruh halleridir.
Yani o sayede zenginleşiyoruz hakikaten de. Tabii. Peki neler okuyorsun son dönemde? Bu bize aynı zamanda dünya edebiyatına ve özellikle İngiltere'deki yazın çevrelerine, eski tabirle söyledim şimdi, dair de ipuçları verecek. Çünkü sen son derece aktifsin, seçici kurullarda yer alıyorsun, neler olup bittiğini çok iyi takip ediyorsun. Bu sene George Orwell ödülünün jürisindeydim. Ve en güçlü siyasi yazın, çünkü farklı kategoriler var. Evet. O dalda biz birçok kitap değerlendirdik. Ne kadar kitap okudum şu anda hatırlayamıyorum ama böyle bir bayağı bir kule okuduk ve çok güzeldi Siyasi yani yazı süreç. dalında kitaplar okudunuz, öyle mi? Evet, yani George Orwell'ın. political writing, evet, aynen. Bir başka dalda roman mesela. Ve aslında çok da o kadar da gururluyuz ki mutluyuz çünkü müthiş bir kitap kazandı. Bir öğretmenin yazdığı bir kitap kazandı. Ve müthiş bir şey. Çok Kadın aynı ilginç. zamanda yazar kendisi, aynı zamanda şair. Ama temel mesleği öğretmenlik. Eğitimin içinde pişmiş, öğrencileri gözlemlemiş, onlarla empati kurabilmiş bir öğretmenin yazdığı kitap kazandı. Bir de kitabın bir önemli yanı da şu. Şehrin zengin mahallelerinde öğretmenlik yapan bir kadın değil bu. Tam da yoksul mahallelerde, yoksun mahalleler yerlerde öğretmenlik yapan birinin tecrübesi bu kitap. Kazananda. Biz arada takılıyor ama biraz daha devam ediyor. Yani böyle olursa Evet, aynen. tekrar bir gir çık yaparız, tekrar bir yenileriz yayınımızı. Ve bir süre sonra böyle yapar. Kate Clancy'nin anılarıydı bu bahsettiğin herhalde. Ben onu Aynen, söyledim aynen. bilmiyorum. Ben çünkü o sırada görüntü bir takıldı ve şey yaptım, kaçırdım onu. Peki edebiyatta neler oluyor? Çünkü şöyle bir şey, sen aynı zamanda bu yıl bu yıl mıydı, geçen yıl mıydı, artık zamanlar karıştı, Booker ödülüne aday gösterildi. Evet. 10 dakika 38 saniyeyle İngiltere'de short Evet. listeydin. Ben en güçlü adaydım. Sadece bu benim görüşüm değil. O şekilde otoriteler de öyle söylüyordu. Ama evet, okey. Bir dahaki Booker'a ve daha büyük ödüllere inşallah. Fakat yine de çok iyi iki yazara paylaştırıldı. Ki bunlara sen yabancı değilsin, ben biliyorum. Çünkü bir tanesi Margaret Atwood, Testaments, biz de Ahitler diye Doğan Kitap'tan yayınladık kitabı. O kitabın İngiltere'deki lansmanında Margaret Atwood'a sen eşlik etmiştin ve Evet. birlikte bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Margaret Atwood İngiliz okuyuculara seninle birlikte ulaşmıştı. Diğer kitap Girl, Woman and Other, ismini doğru söylüyorum. Elif, beni duyuyorsun değil mi şu anda? Ben duyuyorum. Aralarda donuyor ne yazık ki. Ama duyuyorum. Evet, donuyor. Evet, Bernard onu da ilk defa Londra Kitap Fuarı'nda görmüştüm. Yine senin bir konuşman vardı ve sen bu konuşmanda genç İngiltere'de yazan genç kadın yazarları prezente ediyordun fuardaki katılımcılara ve onlardan birisi de Booker ödülünü Margaret Atwood'la paylaşan genç kadın yazardı. Dolayısıyla onları iyi bildiğini biliyorum. Onlarla ilgili de birkaç cümle belki söylersen, ne bileyim, bu senenin ödüllü iki kitabından bahsetmiş oluruz. Tabii. Evaristo, Bernardin Evaristo Evaristo. çok çok önemli, çok saygı duyduğum bir yazar. Senin de dediğin gibi Booker'dan önce burada kitap fuarında benden o sene çok beğendiğim yazarları yabancı yayıncılarla paylaşmam istenmişti ve Bernardin onların muhakkak arasındaydı. Çok tabii ki saygı İngiliz duyduğum bir Pen yazar. yapmıştım bu. English Evet. Pen adına yapmıştım, aynen. Margaret Atwood tabii keza öyle. Ben Margaret Atwood'u aynı zamanda her ikisini de Evaristo'yu da Margaret Atwood'u da hem yazar olarak tabii çok saygı duyuyorum hem de düşünceleri, fikirleri. Bence bizim kadın, bilhassa kadın entelektüelleri,
çok ihtiyacımız var. Kadın düşünürlere Evet. çok ihtiyacımız var. Aslında o kadar çok kadın düşünür var ki dünyada ama ne yazık ki kamusal alanda o kadar kadınlar seslerini duyuramıyorlar. Benim için bu çocukluğumdan beri hep önemli oldu. Cinsiyet eşitliği, aynı zamanda çoğulculuk, daha eşitçil yaklaşabilmek insanlara. Yani bunu vurgulamamın sebebi tabii ki edebiyatlarına çok saygı duyuyorum ama aynı zamanda ben kadınların özellikle dünyada şu anda önemli olan problemler konusunda konuşmalarını, çözüm üretmelerini, kamusal alanda da seslerini yükseltmelerini çok önemli buluyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Sen tabii her zaman kadın dayanışmasının altını çizen bir yazar oldun. Peki yani kadınların dünya sorunlarıyla ilgili görüş yani fikir geliştirmesi kadın filozoflardan bahsettiğinde o zaman şey konusuna geçebileceğimizi düşünüyorum. Yine Brüksel'de katıldığın yani bir milliyetçilik konulu bir webinardı galiba o. Brüksel'e gitmedin herhalde tahmin ediyorum Yok, bunun için. yok. Bu pandemi döneminde gitmedim. Aslında Evet. bu Intelligence Square denilen bir tartışma formatı var. Çok dünyada da çok izleyeni var bunun. Önemli konuları ele alıyorlar. İki kişi savunuyor, iki kişi de eleştiriyor. Benim katıldığım tartışmada konu milliyetçilikti ve karşı taraf milliyetçiliğin aslında tam da bugün ihtiyacımız olan şey olduğunu savundu. Ben ve Merak etmedim İngiliz bir argümanlarını. yönetmen de evet, biz de tam tersini savunduk. Yani bence şu anda ihtiyacımız olan şey milliyetçilik değil. Dünyanın meselelerini çözecek olan merhem, iyileştirecek olan merhem kesinlikle milliyetçilik değil. Ve tabii ki Anadolu'dan, Orta Doğu'dan, bilhassa Balkanlardan gelen insanlar çok iyi biliyorlar ki milliyetçilik aslında çok büyük yaralara yol açtı tarih boyunca bu Evet. topraklarda. Yani bunu bir çözüm olarak sunmaları, tabii karşı tarafta iki akademisyen vardı, benim aklıma yatan bir şey değil. Ben zannediyorum kendi edebiyatımda da hep tam tersine bu bizi birbirimizden ayıran kutuları, kategorileri nasıl aşabiliriz? İnsanlar olarak nasıl ortak yönlerimizi bulabiliriz? Ben bunlarla daha çok ilgiliyim. Bir de ben şunu seviyorum. Bence edebiyat çoğunluğu illa da çoğunluğun nasıl yaşadığına bakmıyor. Azınlıkların nasıl yaşadığına bakıyor. Az olmak, azınlık olmak, öteki olmak, ötelenmek, dışlanmak, hırpalanmak, toplumun dışına itilmek, yanlış anlaşılmak, o yalnızlık duygusu. Edebiyat bunlara yönelmeli. Onun için yani şöyle bir çoğulculuktan kaynaklanan bir milliyetçiliğin ben dünyanın meselelerine çözüm getirebileceğine inanmıyorum. Yok, sen zaten sanıyorum oradaki konuşmanda da ben öyle okudum. Yani milliyetçiliğin bir şeyleri bize hatırlattığı kadar unutturduğunun da altını çizen bir konuşma yapmıştım. Zaten bu bütün edebiyatın az önce söylediğim gibi kıyıda kalanlar, hakkı yenenler, azınlıkta olanlar yani ile ilgili işte kadınlar, göçmenler, trans bireyler, eşcinseller yani yani şu anda aslında günümüzde en çok uğraşılan, sürekli konu edilen, üzerinden gerilimler üretilen aslında bütün toplumların en zayıf, en kırılgan bireyleri. Yani bütün bunlar. Neyse ki Tabii. edebiyat var onlara sahip çıkan. Ya ben şöyle düşünüyorum. Aslında gene demokrasiyle ilgili bütün bunlar. Çünkü demokrasinin kaybolduğu, demokrasi kültürünün, demokrasi aynı zamanda bir kültür. Evet. Farklılıklara saygı gösterebilmek, her insana eşit nazarla bakabilmek. Bu bir kültür, bu bir felsefe. Şimdi bunun kaybolduğu yerlerde, çoğulculuğun kaybolduğu yerde farklı olmak çok zor bir şey. Ve herhangi bir sebepten dolayı farklı olabilirsin. Belki birinin işte derisinin rengi, öbürünün cinsel kimliği ya da bir başkasının siyasi görüşleri ya da bir başkasının fiziksel görünüşü. Bir sürü sebepten dolayı farklı
görünebilirsin toplumun veya otoritelerin gözünde. Farklı addedildiğinde de hayat daha zorlaşacaktır. Başka bir şekilde söyleyeyim. Mesela ben ataerkilliği çok eleştiren bir insanım. Ve ataerkil kültürlerde kadın olmak muhakkak ki çok zor. Ama ben şunu da biliyorum. Ataerkil kültürlerde erkek olmak da kolay bir şey değil. Özellikle genç erkek olmak kolay değil. Özellikle verili erkeklik kalıbına uymayan bir erkek olmak hiç kolay bir şey değil. O bireylerde benzer bir şekilde bir sürü aşağılanmayla, ön yargıyla boğuşmak zorunda. Yani ötekileştirilen o kadar çok insan var ki, şu sebepten, bu sebepten, öteki sebepten. Keşke birbirimize daha fazla dayanışma gösterebilsek. Keşke birbirimizin evet. hikayelerini daha iyi anlayabilsek. Keşke birbirimizi kategorileştirmesek böyle. Özellikle Türkiye gibi, ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Birçok toplumda maalesef bu var. Demokrasinin geriye gittiği, kaybolduğu, yıkıldığı yerlerde bence öteki olarak addedilmek ve damgalanmak o kadar kolay ki. Yani demokrasinin geriye gittiği yerler diyorsun ama işin fena tarafı bu artık dünyanın neredeyse tamamını kapsıyor. Yani eski dediğimiz işte bizim daha genç olduğumuz bundan 20 sene önceki dönemlerde bir demokratik bölgeler vardı. Ve Türkiye gibi onlarla aynı demokratik standartların olacağını umduğumuz ülkeler vardı. Da biraz konuştuk ya işte umut bunun da. Fakat şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin de ne kadar demokratik bir ülke olduğu tartışılır. Ki onlar kendi düşünce özgürlükleriyle, ifade özgürlükleriyle, demokrasileriyle övünürlerdi. Yani en çok. Yani, dünyayı adeta bir çılgınlar yönetmeye başladı. Yani nasıl dünyamız bu hale geldi doğrusu anlamak mümkün değil. Her yerde bir gerilim var. Her yerde kavga var. Her yerde ne bileyim korona önemsizdir deyip koronaya yakalanacak yakalanan böylece aynen. Hani kendi inandırıcılığını evet tamamen sorgulatan liderler var. Böyle bir garip dünya halini aldı. Dünyamızı gerçekten anlamak zor. Tabii şu ilginç kadın liderler çok daha iyi verdiler bu sınavı. Yeni Zelanda olsun, doğru. Almanya olsun, İskoçya olsun çok yani doğru kadınların çok kadınların yönettiği evet. ülkelere bakarsan evet. eğer aslında korona sınavını çok çok daha iyi verdiler. Bence bu ilginç bir nokta. Tabii doğru. bu sadece kadın liderden kaynaklanan bir şey değil. Kadını lider yapabilen kültür aynı zamanda sivil toplumun da güçlü olduğu bir toplum demektir. Yani demokrasinin daha güçlü olduğu yerlerden çıkıyor zaten genelde bu tür kadın liderler. Onun için toplumda ne bileyim kurallara uyuyor, daha duyarlı davranıyor, bilimi takip ediyor. Şey değil, tesadüf değil bu sınavdan daha iyi geçmiş olmaları. Ama tabii söylediğin şey çok doğru. Maalesef dünyada Doğu Batı şu anda müthiş bir geriye gidiş var. İşte en son Brezilya, Bolsonaro virüsü küçümseyip en sonunda kendi virüse yakalandı. Maalesef böyle şişkin egolu şeylerin, liderlerin yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama gene aynı yere geleceğim. Bence tam da bu yüzden bizim bireyler olarak, vatandaşlar olarak sesimizi çıkarmamız o kadar önemli ki. Ve kültür sanat keza o kadar önemli ki. O bizim oksijenimiz. Tam da bu zamanda çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü alternatifi yani bağları koparmak, kendi kabuğuna çekilmek, aman ne yapayım ya dünya yanarsa yansın ben kendi hayatıma bakayım demek. O tarz bir bencillik, ben merkezcilik bence dünyayı daha da karanlık bir yere götürür. Muhakkak bizler ama bizler zaten edebiyata, sanata sığınıyoruz. Daha çok kitap okuyoruz. Bak bu korona döneminde Türkiye'de de çok kitap okundu. Gerçi toplam kitap satışları azaldı ama İngiltere'de kitap satışlarının tam tersi arttığını da haberlerden. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani bu insan, yani bu demin sözünü ettiğimiz liderler, bunlar seçilmiş liderler. Yani sivil toplum, belki bazı ülkelerde sivil toplum da var. Yani yaşadıkları, yönettikleri ülkelerin hani ekseriyetinin oyuyla iktidara geliyorlar. Neden dünya toplumları, dünya halkları demokrasiden uzaklaşan, böyle
böyle otoriter yönetimlere doğru meylediyor şu son zamanlarda. Siz bir başarılı bir yazar olduğunuz kadar iyi bir siyaset bilimcisiniz Elif Hanım. O nedenle de bu soruyu katmerli cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Cem, hani konuşmaya başladığımızda duygulardan bahsettik değil mi? Mesela hı hı. endişe çağında yaşadığımızdan bahsettik. Korkulardan bahsettik. Keza öfke. Öfke. Bu şimdi yakında çıkacak olan mini kitap çıktı. Aslında ben tek tek bu duygular üzerinde duruyorum. Hı hı. Genelde siyaset bilimciler duygu analizi yapmazlar. Çünkü duyguların çok soyut bir şey olarak algılanıyor ya bizde. Daha Evet. hani verilere dayalı, istatistiklere dayalı, ölçülebilir bir siyaset bilimi egemen. Ama ben bir yazar olarak, edebiyatçı olarak duyguların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bence hı-hı. insanoğlu, Ademoğlu veya Havva kızı, nasıl, hangi cinsiyet, doğu batı nereye bakarsan, kadın da erkek de duygusal varlıklarız. Kadın da erkek dememin sebebi genelde kadınların duygusal olduğu zannedilir. Bence erkekler de çok duygusal yaratıklar. Evet. Hepimiz öyleyiz. Yani insanız çünkü. Aynı türüz zaten aslında. Evet. Bunu söylemekten kastım şu. Yaşadığımız çağ bizde birçok endişe uyandırıyor. Çok çok karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Her gün bilgi bombardımanı altındayız. Ve baş edemiyoruz aslında. Bizim kaygılarımızı, endişelerimizi artıran birçok şey var. Ve demagog, popülist demagoglar böyle dönemlerde ortaya çıkıyor. Demagog diyor ki ben her şeyi kolaylaştıracağım. Siz beni takip edin. İşte bunu milliyetçilikle yapacağım ya da bunu dincilikle yapacağım. Ya da bunu işte bak benim altın bir formülüm var. Şuculuk buculukla yapacağım. Ve demagogun peşine takılmak maalesef çok kolay. Bu kalıbı birçok ülkede görüyoruz. Çaresizlik, sıkışmışlık duygu toplumları bu tür yanılgılara yönlendiriyor o zaman. Çok bir güzel. De endişe. Yani, tarihsel olarak baktığımızda da bu söylediğin tabii ki doğrulanıyor zaten. Evet. Pardon, evet, buyurun. Bir de endişe de tabii yani. Endişe de çok önemli bir faktör. Şu anda bütün istatistikler, çalışmalar gösteriyor ki çok endişeliyiz. Her yaş. Kiminle konuşursan konuş, yarına dair endişelerimiz var. Ekonomik endişelerimiz var. Varoluşsal endişelerimiz var. Şimdi böyle bir dönemde birçok insanın tepkisi o zaman duvarları kapat, duvar örelim, kapıları kapatalım, kendi içimize çekilelim. Maalesef bu tepki tabii daha da büyük bir milliyetçiliğe yol açıyor. Daha da büyük kendi içine çekilmeye yol açıyor. Ama bütün bunları açma sebebim ne yazık ki popülist demagoglar için altın bir çağ içinde yaşadığımız çağ. Evet. Yani söylediğin gibi aslında işte yine de edebiyattan ayrılmıyoruz. Sivil toplum etkinliklerine önem veriyoruz. Olabildiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz ruz ruz dediğim hani demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere inananlar. Hani tabii sayının da artmasını bekliyoruz. Şimdi tabii yani bilmiyorum ne zaman tekrar rüzgar değişecek, dönecek, bu endişe, bu korku dönemi sona erecek. Çünkü buna hani hem dünyada hem Türkiye'de son derece sıcak hissediyoruz. Yani şimdi mesela lafı dolandırıp duruyoruz ama hani Türkiye'de de durum, hani Türkiye'den bahsetmiyor gibi olmayalım çünkü durum çok net. Türkiye'de de durum benzer şeyle yaşıyoruz. Türkiye'de de çok ciddi sıkıntılar var. Yani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü alanında sorunlar var değil mi? Yahut bir büyük bir çatışmalaşma, kutuplaşma iklimi, siyasi gerilimin çok yoğun olması meseleleri var. Sen nasıl gözlemliyorsun Türkiye'yi? Biraz hem dışarıdan hem içeriden bakıyorsun aslında. Hem bu ülkenin bir entelektüeli olarak hem de İngiltere'de yaşayan birisi olarak. Evet, ben Türkiye'yi aslında dışarıdan gözlemlemiyorum. Ben Türkiye'yi yüreğimde hissediyorum. Ve bazen bence insanlar bunu kaçırabiliyorlar. Yurt dışında olmak demek fiziksel olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak ırak, uzak olmak demek değil. Tam tersine, evet. Belki Türkiye'de olsam şu anda okumayacağım insanları okuyorum merakla. Takip ediyorum. Çünkü bir gurbet duygusu var. Bir hasretlik var. Ve nasıl görüyorum? Bir kere
yürek sızısıyla değerlendiriyorum. Çünkü ne yazık ki biz o kadar hızla geriye gittik ki bunun lamıcımı yok. Çok ortada. Türkiye ne yazık ki ifade özgürlüğünde, insan hakları ihlallerinde, basın özgürlüğü ihlallerinde ne yazık ki hiç olmaması gereken listelerde artık tepelerde. Evet. Yani eskiden Rusya, Çin konuşulurdu. Şimdi Türkiye aynı konumda. Eğer bakarsak uluslararası ölçümlere çok büyük haksızlıklar, çok büyük hukuksuzluklar maalesef var. Ve bence en büyük zararlardan bir tanesi insanlardaki yalnızlık duygusu, çaresizlik duygusu. Sivil toplum tarumar oldu. Kadın derneklerinden tut, çocuk derneklerine kadar. Türkiye'de yazmak, çizmek, düşünmek ne kadar zorlaştı. Barış akademisyenleri niçin işlerini kaybetti? Niçin pasaportlarına el konuldu? Bu insanlar ne yaptı? Ne yaptı? Bir barış dilekçesine imza atmak nasıl suç olabilir? Yani söyleyecek o kadar çok lafım var ki ve ben bunları söylüyorum da, yazıyorum da, sosyal medyada da paylaşıyorum zaman zaman. O anlamda hiçbir şekilde kopuk değilim. Ve büyük bir yürek ağırlığıyla takip ediyorum Türkiye'de olan biteni. Evet, Türkiye için de söyleyeceğimiz dünyadan bağımsız bir şey söyleyemiyoruz tabii. Yani bütün bu endişenin ve umutsuzluk halinin geçmesiyle birlikte ancak Türkiye'de tekrar demokratik yola tüm gücüyle dönecektir. Yani diye umut ediyorum ben. Hani başka bu konuşmanın devamında söyleyebilecek bir şey var mı bilemiyorum doğrusu. Elif. Bana çok burada sorulan bir soru var. Böyle Türkiye söz konusu olduğunda işte ne kadar karamsarsınız, ne kadar iyimsersiniz sorusuyla ben çok karşılaşıyorum. Ben hep şey diyorum Cem, yani eğer Türkiye'nin siyasetine bakarsam ve siyasetçilerine bakarsam çok karamsarım. Yani yüreğim kararıyor o zaman. Evet. Ama insanlarına bakarsam, gençlerine bakarsam, azınlıklara bakarsam, kadınlarına bakarsam, işte bambaşka kökenlerden gelen insanına bakarsam bizim memleketimizin, o zaman iyimserleşiyorum. Çünkü aynı zamanda inanılmaz güzel insanlar, yürekli, vicdanlı insanlar var. Belki onların sesleri o kadar gazetelere yansımıyor, yurt dışında duyulmuyor ama bu insanlar var. Onun için biraz hani karamsarlaştığımızda gene insana dönmek, insana yönelmek ve birbirimizle iletişim kurmak zorundayız. Oradan alacağız herhalde iyimserliğimizi. Hadi bu kadar siyaset konuştuk. Bari bunun en önemli gündem konusuyla ilgili de görüşünü alayım Elif. Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi, şu Twitter, sosyal medya, internet her yeri şu anda yıkıp geçiyor, kasıp kavuruyor. Bu konuda yani haberdarsındır belki. Hani mahkeme kararı yayınlandı. Çok iyi takip ediyorsun Türkiye'yi ama bu akşam yayın, tam biz yayın heyecanındayken bu gelişmeler oldu. Bir yandan da görüyordum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Cem biliyorsun bu uzun zamandır tartışılan bir şey. Hani belki şu anda sıcağı sıcağına haber değeri taşıyor evet. Ama tartışmanın kendisi ne yazık ki çok uzun. Bak ben şöyle düşünüyorum. Bizim topraklarımızda birçok kültürün, medeniyetin izi var. Ve benim gönlümden geçen söylem, yaklaşım bütün bu kültürleri kucaklayan, çoğulcu bir yaklaşım. Şeyden çok rahatsız oluyorum. Böyle dinin bir söylem olarak, siyasi bir alet olarak kullanılmasından, kez nasıl milliyetçiliğin bu şekilde kabartılmasını hoşlanmıyorsam, dinciliğin kabartılmasından da ben hiç hoşlanmıyorum. Bir kadın olarak bundan endişe duyuyorum. Bence keşke Ayasofya'nın, çünkü Ayasofya'nın bir geçmişi var. Bir sürü medeniyetin, kültürün, farklı dinlerin izi var bu mimaride. Biz bunların hepsini yok sayıyoruz, öyle mi? Onun için ben mutlu değilim bu tartışmalardan. Keşke müze olarak kullanabilseydik. Keşke o müzenin, evet, keşke o müzenin içinde Ayasofya'nın farklı tarihsel aşamalardaki hallerini gösterebilseydik, kucaklayabilseydik. Onun içinde işte Hristiyanlara da, Müslümanlara da, dindar olmayanlara da eşit yer olsaydı keşke. Keşke böyle bir söylem geliştirebilseydik ama biz bunu yapamıyoruz. Biz bunu yapamıyoruz çünkü maalesef revaçta olan söylem
dincilik. Yani evet, yazın yani aslında Ayasofya'da mozaikler de hat levhalarda duruyordu. Evet, hatta bir bölümünde namaz da kılınabiliyordu. Bütün dinlerin ibadetine açık olmasa da Türkiye'deki Ermeni patriği de ibadete açılsın ama hem Müslümanların hem Hristiyanların ibadetine açılsın diye ele arttırmıştı. Aslında bakacak olursam bana bu laik bir çıkış değil, tam tersi daha ciddi, daha dinci tırnak içinde söylüyorum, bir çıkış gibi de geldi. Yani müze fikri her zaman çok daha iyi aslında. Ama işte bana sorarsan bunu biz şu anda tartışıyor olmamız, hani insanlar sanki Türkiye'deki siyasi çatışma katmanlarıyla alakalı bir şey gibi. Yani dindar demeyelim de evet dinci diyelim, İslamcı düşünceye sahip olanlar, evet, laikçi bilinçli olarak kullanıyorum, laikçi düşünceye sahip olanlardan intikam almak için Ayasofya'da Ayasofya'nın ibadeti açılmasını istiyorlarmış gibi. Yani böyle bir evet. Şeyle mevzisini korumaya çalışıyor adeta. Böyle bir yaşanıyor. Tamamen ürün ettiğimiz kamplaşmanın yeni bir ürünü gibi. Yani bunun örnekleri çoğaltılabilir Türkiye'de. Ya işte bizde yani tarih bilinci yok. Çoğulculuk bilinci yok. Çoğulculuğa saygı yok. Ha ben çoğunluğum, o zaman benim borum öter. Ben ne istersem onu yaparım. Duygusu var. Bunun hiçbir şey çözemeyiz. Bence müze olarak kalmalı. O müzenin kapıları herkese açık olmalı. Müslümanlar da ziyaret edecek, Hristiyanlar da ziyaret edecek, Yahudiler de ziyaret edecek, Hindular da ziyaret edecek, dinsiz de ziyaret edecek, ateist de ziyaret edecek. Ve orada biz bir tarihini göreceğiz bu binanın, bu yapının, bu önemli mimari şaheserin. Böyle bakamıyoruz. Yani tüm insanlığa mal edemiyoruz bir türlü. İlla ki benim kabilem, benim tarafım, benim kesimim. Böyle bir vurgu var. Ben onu çok tehlikeli buluyorum. Laiklik konusunda da sadece bir şey söylemek istiyorum. Bence özellikle kadınların laikliğe çok çok sahip çıkması lazım. Çünkü laikliğin kaybolması özellikle kadın haklarını baltalayacaktır. Özellikle kadınları etkileyecektir, azınlıkları etkileyecektir. Ben çok önem veriyorum laikliğe. Aynı zamanda da hep böyle köprüler kurmaya inanan bir insan oldum. Hep böyle işte nasıl ortak bir dil yakalarız, farklı düşünen insanlar, bunu önemsedim. O yüzden de Türkiye'de yaşanan gelişmelerden tabii ki çok çok üzüntü duyuyorum, endişe duyuyorum. Bunu biraz açsana, kadınlar, özellikle kadınlar açısından endişe duyuyorum diye. Bunu ikinci kere vurguluyorsun çünkü. Demin Ayasofya bahsinde de bunu aslında özellikle kadın olarak endişeleniyorum derken de bunu kastetmişti. Yani buyur. Ya biz mesela biliyoruz ki son 10 yıl içinde kadına yönelik şiddet Türkiye'de çok arttı. Evet. Bu bir tesadüf değil. Toplum hırçınlaştıkça, kapandıkça, işte milliyetçiliğin, bağnazlığın dili keskinleştikçe kadın erkek eşitliği de zarar görür bundan. O kadar önemli ki bu. Maalesef biz şu düzeyde tartışıyoruz Türkiye'de. Siyasetçiler çıkıp diyebiliyorlar ki canım kadınla erkek hiç eşit olur mu? O zaman kadınlar da çıksın maratona katılsın. Ya kadın erkek eşitliğinden bunu kastetmiyoruz. Eşitlik aynılık demek değildir. Yani bu kadar basit düzeyde ben artık açıklama gereği duyuyorum. Cem senle ben eşitiz. Bu demek değiliz ki aynıyız. Senin benden daha iyi yaptığın şeyler var. Benim senden daha iyi yaptığım şeyler var. Ama insan olarak senle ben eşitiz. Hukuksal haklarımız açısından, yani yasalar önünde, demokrasi önünde eşitiz. Bunu söyleyebilmek. Yani ben artık evrensel insan hakları beyannamesinden alıntılar yapıyorum. Bu düzeyde eşitliği vurgulamak zorunda kalıyoruz. Ben endişe duyuyorum çünkü demokrasinin kaybı, laikliğin kaybı, aynı zamanda kadın haklarının da elden gitmesini hızlandırıyor. Ben feministim. Beni iki kadın yetiştirdi, annem ve anneannem. Her zaman önem verdim. Bütün yazılarımda seneler boyu, hayatımda çok izi var feminizmin. Ama ben şöyle bir feminizme inanıyorum. Kapılarını açan, kız kardeşlik kültürünü yeşertebilen,
Evet. Ve farklı kesimlerden kadınları buluşturabilen bir söylem, bir yaklaşım. Buna bence çok ihtiyacımız var. Sadece Türkiye'de değil ama Orta Doğu'da ve tabii bütün dünyada. Ve bütün dünyada. Evet. Yani evet öyle. Peki bu bölünme çağında aklımızı nasıl koruyabiliriz diye özetlediğim yeni kitabından bize biraz daha bahseder misin? Konumuzla ilgili, bu konuştuklarımızla ilgili de pek çok şey içerdiğini biliyorum. Neler var kitapta, neler anlatıyorsun? Biraz bunlardan bahsedersen çok sevinirim. Sonra sana biraz dünyadaki okurlarınla ilgili birkaç şey soracağım. Yavaş yavaş süremiz de bitiyor çünkü. Evet, bu şimdi minik kitapçık aslında Doris Lessing'in, yazar Doris Lessing'in bir sözü var. Beni çok etkileyen. Nobel ödüllü İngiliz yazar. Evet. Evet, Nobel ödüllü İngiliz yazar. O vefatından önce şöyle bir söz etmişti bir yerde. Edebiyat, hadiseler olup bittikten sonra geriye bakarak analiz etme sanatıdır. Evet. Ve tabii çok haklı. Yani bir şeyler yaşanıyor, büyük büyük hadiseler yaşanıyor ve yazarların bir süre geçmesine ihtiyaçları var. Yani biraz hazmetmeleri gerekiyor. İşte geriye dönüp analiz ediyoruz yazarlar. Evet. Ama yaşadığımız dönem sorunlar getiriyor ki artık her şey o kadar hızlı değişiyor ki hadiselerin bitmesini beklemeye vaktimiz yok artık. Yazarlar olarak şu ana da cevap vermemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Evet. edebiyat hem geriye dönüp bakma sanatı olmak zorunda hem de bugüne bakma sanatı olmak zorunda. Ve kitap bundan hareketle, bunları yaz, bu düşünceden hareketle oluşturuldu. Yani ben bugüne nasıl cevap veriyorum bugün yaşananlara? Öyle, içinde kişisel hikayeler var, siyasi analizler var, kültürel analizler var. Ama özellikle içinde yaşadığımız çağa bir edebiyatçı nasıl cevap veriyor? Bundan yola çıkarak oluşturulmuş bir kitap. Çık. Bu kitap tam olarak ne zaman çıkacak İngiltere'de? İngiltere'de Ağustos'ta çıkacak. Aska. Ağustos ayında İngilizcesi çıkacak. Türkçesini sence ne zaman okuyabilir Türkiye'deki okurların? Türkçesinde birlikte tabii çeviri üzerinde çalışacağız. Biliyorsun ben çeviri bittikten sonra onu ele alıp her şeyi tabii. Ben de biliyorum. Yeniden Bütün yazıyorum. okurların biliyor. Yeniden yazıyorsun. Evet. Tekrar yazıyorsun. Evet. Ama Evet. Hani Türkiye'de de biz bunu herhalde 6 ay sonra filan yayınlarız. Aynen. Çok da kalın bir kitap olmayı düşünüyorum. Aynen. Senin şimdi Aynen. Her yerinde okurların var. Aslında sosyal medya, şimdi biz böyle bunun başında, yayının başında ay biz sosyal medyanın biraz acemisiyiz filan yaptık ama sen tabii çok iyi bir sosyal medya kullanıcısısın. Yani Twitter'ına, Instagram'ına bakıyorum dolu dolu. Ve orada da bu uluslararası yazar kimliğini de görmek çok mümkün. Dünyanın hem iki dilde olduğu için değil, dünyanın her yerinden okurlarınla orada irtibat içerisinde olduğun için. Ben mesela onu merak ediyorum. Yani biz senin kitaplarını severek okuyoruz. Sen işte 90'lı yıllardan beri Türkiye'de yazıyorsun. 2000'lerden beri etkili bir yazarsın. Ama dünyanın pek çok başka yerinde de okunuyorsun. Yani şu anda dünya çapında bir yazarsın. İşte seni sanıyorum BBC röportajıydı işte demin sözünü ettiğimiz orada. Hani Türkiye'nin etkili en tanınmış kadın yazarı dünyada çapında olarak şöyle tanıttı ki doğru bir tespit bu muhakkak. Peki dünyanın farklı yerlerindeki okurlar benzer kitabı, aynı kitabı nasıl farklı algılıyorlar acaba? Nasıl farklı reaksiyonlar alıyorsun? Hintli okurlar nasıl okurlardır? İngiliz okurlar nasıl okurlardır? Efendim söyleyeyim, ne bileyim, Kuzeyli Norveçli okurlar nasıl okurlardır Elif Şafak kitaplarını okurken? Bu konudaki tecrübelerini paylaşır mısın bizimle? Ben merak ediyorum çünkü bunu. Ya benim için o kadar duygusal bir şey ki bu. Çünkü çok bir kere yüreğimde şükran duyuyorum. Okurlardan gelen mektuplar, fotoğraflar, mesajlar inanılmaz sevgi dolu. Ve bu senelerdir böyle oldu. Bana çok ilham veren, bana çok enerji veren bir şey bu. Dediğin gibi kültürden kültüre çok değişebiliyor. Mesela Pakistan'dan gelen mesajlar, Hindistan'daki okurlardan gelen mesajlar çok daha duygusal olabiliyor. Gerçi genellemek istemiyorum çünkü
Kişiden kişiye de tabii çok değişiyor ama. Ama olsun ya, biraz böyle tatlıdır bu tür genellemelerde mutlaka. Şey görmek tabii çok bir yazar için bence çok duygusal bir hal. Yani işte dünyanın bambaşka yerlerinden insanlar senin bir odaya kapanıp haftalarca, aylarca, senelerce ürettiğin bir hikayeyi seviyorlarsa, o hikayeyi, o romanı alıp annelerine, teyzelerine, kapı komşularına veriyorlarsa okumaları için, bu çok güzel bir şey. Ve bence eğer bugün edebiyat, hani içinde yaşadığımız çağı konuşurken şunu da unutmayalım, biz aslında hız çağında yaşıyoruz. Yani her şeyin hızla tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Buna rağmen roman sanatı hayattaysa, bence bunu biz okurlara borçluyuz. Özellikle yani Türkiye'de o kadar değerli bir okur var ki, tabii gönül ister ki çok daha fazla insan okusun Türkiye'de. Maalesef bu doğru, bu böyle değil. Ama okuyan kesim tutkuyla okuyor ve o çok değerli. Sadece okumakla kalmıyor, kitabı paylaşıyor. Kitap kulüpleri Paylaşıyor. mesela ben Yani çok kitaptan seviyorum. alıntılar Evet. paylaşıyor diyor anlamında söylüyor. Ha, Evet. başkalarına da tavsiye ediyor sevdiği insanlara. Başkalarına tavsiye ediyor. Bazen evindeki kopyayı veriyor. İşte aynı kopyayı birden fazla insan okuyor. Doğru. Bu tür Siz de öyle. paylaşımları ben çok çok önemli buluyorum. Belki soyut bir şeyden bahsediyorum ama bence edebiyatı ve yayıncılığı aslında ayakta tutan son tarihte gene okurlar. Tabii ki öyle. Yani hepimizin veli nimeti. Yani biz yayıncılar, siz yazarlar. Yani yazar, sanatçı tabii hiç kimse olmasa da üretebilir. Yani işin öyle bir yanı var. Biraz teorik olarak böyle. Ama pratikte marifet de biraz iltifata tabi. Değil mi? Bir yazarın hani yazdıklarının sonunda birileriyle paylaşacağını bilmesi onun en büyük motivasyonu. Dolayısıyla de okurlar tabii ki çok önemli. Türkiye'deki okurların da seni özlüyor Elif Şafak. Ne dersin? Ben de. Ne zaman seninle bu aramızda kameralar olmadan buluşacağız? Aynen. Ben de o kadar özlüyorum ki, inan. Yani Türkiye'de imza günleri yapmayı, çoğul. Birçok şehri dolaşmayı, birçok yere gitmeyi, farklı kesimlerden okurlarla buluşmayı, inan çok özledim. Ya yani o yüreğimde sızı. Umuyorum yakında. Umuyorum inşallah. Evet, yakında bunu hallederiz. Gerçi şu anda bu pandemi dolayısıyla her şey durmuş vaziyette. Yani kitap fuarları ya gerçekten harika bir hal almıştı Türkiye'de. Bir modaya dönüştü. Bütün belediyeler kitap fuarı düzenliyordu. Ve 80 tane, 100 tane kitap fuarı Anadolu'nun her yerinde şahane yazarlar geziyor, kitaplar geziyor. Fakat hop bitti. Şimdi Kasım, Aralık ayında TÜYAP işte arka arkaya Diyarbakır, İzmir, İstanbul fuarları düzenlenecek. Ama insanlar gidecek mi? İnşallah gidecek. İnşallah pandemi hızını kesecek, salgın hastalık. Biraz insanlara da güven gelecek ve Evet. oralara gidecekler. Ama işte kitap evlerindeki imzalar durdu. Her tür edebiyat söyleşisi, etkinliği durdu. İşte bu şekilde şimdilik bununla idare ediyor. Peki yeni roman. Dedin tamam hemen başlamıyorum dedin ama yani şimdi 10 dakika 38 saniye yazılalı epey oldu. Arada bölünme çağında aklımızı nasıl koruyabiliriz diye benim çevirdiğim güzel kitabı yazdı, deneme kitabını. Yeni romana dair bir şeyler kıpırdıyor mu acaba? Kıpırdıyor tabii. Yeni romana dair Harika. söyleyecek çok şey var da biraz beklemem gerekiyor. Ben ya bu konuda yazarlar iki farklı yaklaşım var herhalde. Bir yol mesela bazı yazarlar oturup yazmadan önce kafalarında mühendislik gibi her şeyi biliyorlar. En azından çatıyı Doğru. biliyor, şimdi nasıl Doğru. kurulacağını biliyor. Benim yolum hiçbir zaman olmadı. Ben böyle sezgilerimle yazmayı seviyorum. Ama sezgiyle yazmak demek aynı zamanda hiçbir şeyi araştırmamak değil. Tam tersine. Yazdığım her konuda çok okuyorum, araştırıyorum. Önce bir demleniyor benim içimde. O yüzden şu anda biraz erken konuşmak için. Ama bir sonraki söyleşide seve seve onu açarız. Şu anda Doğru. çok konuşabileceğim. Çünkü o kadar duygusal ve yalnızlık gerektiren bir süreç ki roman yazmak. Şu anda ben bile bilmiyorum ne yaptığımı. Yani 5 sayfa sonra ne olacağını ben de bilmiyorum. Ben de yazarken karakterleri kendim keşfediyorum, biliyor musun? Biliyorum.
Yani sen anlatırsın hep yazmanın senin için aynı zamanda zahmetli, yıpratıcı da bir süreç olduğunu, böyle bir tamamen içine kapandığını ve zorlu bir sürece dönüştüğünü. Ama eminim ki bundan bir yanıyla da çok zevk alıyorsun. Çünkü kaç kitabı, 15'ten fazla kitabın var senin. Hepsi roman değilse de yani çok verimli de bir yazar olduğunu söyleyebiliriz. Peki şeye bağlayacaktım. Yani tabii mesela bir de şunu söyleyeyim. Sen onu söylerken o geldi aklıma anlatırken. Bazı yazarlar daha açık yaşarlar. Mesela Murat Anmungan her şeyi notlar alır, planlar, parça parça yazar. Mesela Beş Parça diye bir kitabı çıkmıştı hatırlıyorum. Tabii Yani hatırlıyorum. önümüzdeki 10 yıl içerisinde yayınlanacak öykü ve romanlarından parçalar paylaşıyor mesela okurlarıyla. Yani Murat Anmungan bu anlamda son derece planlı bir yazar. Tabii Tabii. ki o müthiş bir yazar, şair, çok da zengin, geniş bir yelpazede üretiyor. Belki de bu kadar Tabii. planlı da olmaz. Ama bir yanıyla da yazının, yani karakterin, kurgunun yazarı da alıp sürüklemesi, o da bu işin bir parçası sanıyorum yani hakikaten. Ya bu işin doğrusu yanlışı yok. Yani Murat Anmungan benim çok çok sevdiğim bir yazar, şair ve müthiş kalemine her zaman saygı duyarım. Dediğin gibi o mesela daha seneler içinde planlıyor. Bir başka yazar öyle yaklaşmıyor. Kimi yazar çok daha erken başlıyor yazmaya, kimisi 60'larında başlıyor, 40'larında başlıyor. Onun için Evet, o iş doğru. edebiyatın belki de güzel yanı o. Bu işin bir formülü yok ama herkes kendi için doğru olan yolu bulmak zorunda. Bu işin bir formülü, herkes için geçerli bir formülü yok. Ben kendi patikamı, kendi yolumu kendim örmeliyim. Sen biliyorsun tabii biz geçen sene kitapları artık minik yeni logolarla bastık. Kaç sene oldu şimdi edebiyatta? 25. 20 25 az sene oldu. 25. yılı senin yazarlıkta idi. Hatta 2026'ya girdik biz aslında. Evet, şimdi 2019 Evet. 26. yılındasın. Ama işte şimdi sen onu söylerken geç başlayabilirsin yazarlığa ama yine de ben erken başlanmasını iyi düşünüyorum. Şimdi onu da gördük. Yani hem o yolu oluşturmak kolay değil. Pek çok şey denemek gerekiyor. Hem de şöyle bir şey vardır. Kli olacak belki ama bir laf vardır. 25 yaşında sonra deha ortaya çıktı ancak ustalık ortaya çıkar diye. Genç yaşlarda da insanın o gençlik enerjisi ve dehasıyla üretmeye de başlaması gerekiyor bence. O çok önemli bir şey. 50'sinden sonra romancı olmak bence çok kolay bir şey değil. Bu konuda biraz farklı bir. Evet, biraz farklı düşünürüz ama bence romancılık hiçbir yaşta kolay değil. Boşver. Hiçbir yaş kolay değil. Evet. 5. yılında geçen sene kutladık. İşte Mahreme Güzel özel bir baskı yaptık. Bir yandan sohbetimiz hafif bitiyor çünkü bir saat doldu. Gerçi hala 150 kişi sağ olsun şu anda online bizi dinliyorlar. Bir de şunu da sormak istiyorum ben. Elif Şafak, en son son derece haksız ve çirkin bir saldırıya maruz kaldım. Yani mahremin şey oldu. Ya, 10 dakika 38 saniyenin pardon başka bir romandan işte şey olduğunu, esinlenme olduğuna dair. Tamamen yalan. Ama birdenbire çığ gibi büyüyebildi. Böyle zaman zaman başka yazarların da başına geliyor. Sosyal medyada özellikle çok hızlı büyüyebiliyor. Bu tür böyle ağır haksızlıklara maruz kalmak ve bunu bazı insanların da hemen böyle şekilde üstüne dalmaları durumu. Yani bu can sıkıcı, bu rezil hikaye daha ne kadar devam edecek? Buna nasıl mani olabiliriz? Yani sen bu tür durumlarda biliyorum çok üzülüyorsun. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Kusura bakma bunu açtığım için ama çok da sana haksızlık edildiğini düşünüyorum. Medyada ve sosyal medyada. Cem sağ ol. İyi niyetle sorduğunu tabii çok çok bilincindeyim. Bu ilk değil. İlk biliyorsun kaç kez yaşadım ben bunu. Her romanda çıkar çıkmaz böyle saldıran bir güruh var ne yazık ki. Ve çok büyük haksızlık, ben çok büyük vicdansızlık olduğunu düşünüyorum. Evet, Ne ben de. yalan söylemekten çekiniyorlar, ne iftira atmaktan çekiniyorlar. Böyle sırf hani ben çamur atayım da izi kalsın diye hiçbir aslı astarı olmayan saçma sapan iddiaları
sosyal medyadan da güç alarak taşımaya çalışan bir güruh var. Ama bunların her biri, gördüğün her sosyal medya mesajı bir insana tekabül etmiyor. Onu da unutmamak lazım. Bunların arasında bot ve troller çok fazla. Yani aynı benim mesajın yüzlerce, binlerce bot ve troll tarafından çoğaltıldığını eğer girip bakarsan hesaplara, o kadar belirgin ki. Dolayısıyla bunun bir şeyi yok, gerçekliği yok maalesef. Ama Türkiye'de yazar olmak, Türkiye'de aydın olmak, Türkiye'de romancı olmak ve Türkiye'de kadın yazar olmak demek. Maalesef bunlarla tekrar ve tekrar baş etmek demek. Evet. Tabii tabulara dokunmak yani kolay konular değil bunlar. Siyasi tabular, cinsel tabular, kültürel tabular. Maalesef bizde şöyle keşke doğru dürüst bir edebiyat eleştiri geleneği olsa. Edebiyat eleştirisi ne demektir? Kitabı alır insan, okur ve değerlendirir. Der ki kitabın şu bölümlerini beğendim, bu bölümlerini beğenmedim. Ben de bunu saygıyla dinlerim. Ama maalesef Türkiye'de kitap okumak değil, edebiyat eleştirisi değil, yazara, kişiye, şahsa, her şeyi şahsileştirerek, bayağılaştırarak, çirkefleştirerek saldırma geleneği var. Bununla çalışmanın anlamı yok. Yetkililerim üzülüyorum. Ama sonuçta benim sevgim, edebiyata olan sevgim, okurlarla olan bağım bambaşka bir şey. Evet. Yani ben kitap yazarken bu güruhları düşünmüyorum ki. Ben yazdığım hikayeyi düşünüyorum. Zaten öyle olmasa yazamam ki. Evet. Bu konuyu açan kişi olarak şu bilgiyi de vermem lazım. Ot sana sosyal medyadaki saldırıyı başlatan 4 tane hesaptı. Bu hesaplardan 3 tanesi yani bunun tamamıyla yalan olduğu ortaya çıktığında, açıklamalar yapıldığında hop buhar oldular, kapatıldılar. Evet. Yani tamamıyla sahte ve tamamıyla operasyon düzenlemek için birilerinin kötülük olsun diye başlattığı bir şey olduğu ortaya çıktı. Ve bunların aslında bir önemi yok. Çünkü şöyle de bir şey var. Evet, Elif, seni Türkiye'de, dünyada seni seven ve kitaplarını takip eden yüz binlerce, milyonlarca insan var. Sanıyorum, evet, bu tür haksızlıkların senin üzdüğünü biliyorum. Ama belli ki kitaplarını severek takip edenler de ayakta kalmayı, bunlara direnmeyi mümkün kılıyor. Ya ama bu sadece hani bana yönelik bir şey değil. Bence Türkiye'de düşünen, yazan, onu da diğer unutmamak lazım. Yani, bakarsak eğer etrafımıza, azıcık başarılı olan herkese saldırılıyor. Evet. Hangi alanda olursa olsun, ister işte yemek pişirme olsun, ister tiyatro olsun, ister müzik olsun, bale olsun. Her alanda maalesef böyle. Evet. Biz pek birbirini destekleyen bir toplum değiliz bu anlamda. Bir de tabii şunu unutmayalım. En önce yaşamış yazarlar, şairler, aydınlar neler 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 çektiler. Ben Yaşar Kemal'i tanıma onuruna erdim. Öyle söyleyeyim. Çok bende izi olan bir yazar. Yani düşünüyorum Yaşar Kemal neler yaşadı. Ya da daha önce işte Nazım Hikmet neler yaşadı. Yani Aziz Kemal Tahir neler yaşadı. Aziz Nesin neler yaşadı. Daha geçen gün işte Sivas, Madımak. Korkunç bir katliam. Artık yıl dönümü diyemiyorum. Hala evet. Hiçbir şekilde adalet gelmedi. Böyle bir katliam yaşadı bu ülke. Yani Aziz Nesin neler yaşadı. Onun için unutmamak lazım. Türkiye'de yazar olmak zaten hiçbir dönemde kolay olmadı. Peki. O zaman yavaştan bitirelim. Biz okurlarla çok teşekkür ediyorum bir kere her şeyden önce. Ben teşekkür ederim. Yani evet. Bir süredir yani 10 dakika 38 saniyeden bu yana Türkiye'de çok sayıda röportajın yayınlanmamıştı. Seni özleyenlerle buluşma fırsatı vermiş oldun hepimize. Bu yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler eklemek, son bir şeyler söylemek, değinmek istediğin şeyler varsa onlara da dokunabiliriz. Ama başka vakit anlıyorum ki yeter artık. Yeterince konuşturuyorsun. Yok, sadece zaman teşekkür etmek istiyorum. Bir de takip edenlere, dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Ben çok keyif aldım. Gene yapalım. Bir de en güzel yanı çok doğal bir sohbet oldu. Yani biz bir sürü konu konuştuk. Edebiyatta konuştuk, siyasette konuştuk, kişisel tecrübelerimizle konuştuk. Bence bunlar çok değerli. Teşekkür ederim sana Cem. Çok sağ ol Elif.
O zaman sana iyi akşamlar diliyorum ve bizi dinleyen herkese iyi ki varsın. Yeni kitaplarını merakla bekliyoruz. Yazdığın yazıları, verdiğin röportajları ilgiyle takip etmeye devam ediyoruz. Çok Bay sevgiler. Bay. Bay bay. Hoşça kal. Bay bay. Hoşça kal.